Urla Çamlıçay bölgesindeyiz. İkiz Villa. İkiz evet. Villa'ya İkiz Palmiye. Evet, burada bir şöminemiz var. Kapalı mutfak tercih edilmiş. Adı da çift izolasyon kullanılmış. Zaten banyom var, salonum var, yatak evet. Odam var. İkiz olmasına rağmen hiç hissetmedim ikizi ben. Evet Yüksel, yine Urla Çamlıçay'dayız. Urla Çamlıçay'dayız. Son çektiğimiz villaya çok yakın bir yere geldik. Aynı lokasyondayız. Evet, aynı lokasyondayız. Hemen anayola park ettik aracımızı yürüyerek birazdan villamızın önünde evet, olacağız. 75 metre sonra evimizdeyiz, evet, villamızdayız. Evet, yine yeni bitmiş bir villayı gezeceğiz. Evet, yeni fırından taze çıkmışçasına. Peki, o zaman villanın önünde buluşmak üzere diyelim. Buluşmak üzere. Yeniden merhaba, ben Nilay Cihan. Ben Yüksel Sevim. Ve ben Eftalya. Bugün kızım bana eşlik etti. Bu güzel villayı gezerken o da bizimle beraber olacak. Şimdi villamızın önüne geldik. Bugün gezeceğimiz villanın özelliklerini şöyle kısaca biraz bahseder misiniz Yüksel? Şu an villamız 172 metrekare arsa içinde 75 metrekare tabana oturan 4+2... Toplamda evet. 190 metreyi aşan kapalı kullanım alanına sahip bir villa. Evet, diğer videomuzda gezdiğimiz 3+1 villaya çok yakınız biz. Bir iki sokak hemen evet, arkasındayız. Güzelbahçe, Çamlıçay, Urla Güzelbahçe evet. Birbirine sürekli karışıyor. Evet. Urla Çamlıçay bölgesindeyiz. Onu da belirtelim tekrardan. Evet. O zaman şuradaki mesela palmiye ağacı benim dikkatimi çekti. Gerçekten çok güzel, evin tam önünde yükselen güzel bir palmiye ağacı var. Evet. Ve ikiz bir yapıyı göreceğiz bugün. Oğlum o zaman yavaş yavaş villamızı gezmeye başlayalım. Evet Yüksel, elektrikli kapımız var, araç girişimiz, evet. Bir de yaya giriş kapımız. Evet. Biz girişteyiz, evet. Zaten gezeceğiz, içeriği de göreceğiz. Hemen sağımda terası görüyorum. Terasın önünde muhteşem bir palmiye ağacı görüyorum, bayağı yüksek, çok güzel görünüyor. Yürüyüş alanım, evin girişi arka tarafta. Arka tarafta. Tam karşımda da bir limon ağacı görüyorum. Kesinlikle. Ve bu ikiz villa. İkiz evet. Villa'ya, ikiz palmiye. İkiz palmiye. Peki, o zaman arkaya doğru yürüyelim, villaya giriş yapalım. Evet. Evet, limonlar da sararmaya başlamış, mevsimi de geldi. Evet. Şimdi bölgede doğal gaz var, hazırlanmış. Evet. Tertibatı zeminde, burada. Zeminden ısıtmalı. Hı hı. Limonlarımız evet. Burada. Çok güzel. Şimdi, ana girişimiz dediğimiz gibi arka tarafta. Evet. Buraya geldik. Bu alandayız. Evet. Bu evde yeni bitmiş. Fırından yeni çıkmışçasına yeni. Evet, o yüzden burada da ufak tefek çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi evet. Sokak girişimiz burada. Evet. Şöyle bir alan görüyorum. Belki burası kapatılarak bir vestiyer alanına dönüştürülebilir. Şu an gözümde öyle canlandırdım. Evet. Nilay Hanım, aynı zamanda burada artezyenimiz var. Evet, bahçe sulamaları. Bahçemiz otomatik sulama. Evet, bunlar tabii önemli. Olarak planlanmış. Evet, şehir suyu değil, artezyen kullanımı oldukça evet. Faydalı. Evet, villamıza girdik. Evet Nilay, hemen girer girmez. Evet, ben şöyle kapıyı kapatacağım. Evet, girer girmez. Sağımızda bağımsız bir mutfak görüyoruz. Evet, kapalı mutfak evet. Yine. Hemen solumuzda. Aynen. Bir giriş misafir WC'si, duş da var burada. Evet. Duş alanı da var giriş katlarda. Merdiven altı olarak tasarlanmış bir evet. Banyo. Karşı mutfak akarlar. Salon. Buradan da zaten evet. Yukarıya çıkıyoruz. Yaklaşık 40-45 metrekare bir salona sahibiz. Şimdi bu evde yerden ısıtma olduğu için burada da zeminde yine seramik uygulaması görüyoruz. Seramik, evet. Seramik uygulamanın ısıyı daha iyi yukarı evet, daha evet, daha fazla iletiliyor. Daha çok tercih edilmeye başladı buralarda. Yine evimizde bir şöminemiz var. Evet. Bunu da gösterelim. Evet, burada bir şöminemiz var. Güzel, keyifli vakitlerin geçirileceği çok, yerler. Evet. Daha önceki evlerimizde de zaten çok fazla görüyoruz. Şöyle evet, bu bölgede fazla evet. Görüyoruz evet, bunu. Isıtma amaçlı değil, doğalgaz olduğunu belirtti. Keyif amaçlı. Keyif amaçlı evet. Tamamen. Havuz aydınlatma görüyorum evin içinde. Ve hemen evet. Salonda terasa çıkışım var. Teras çıkışım. Her iki taraf. Yere kadar camlı. Her iki taraftan çıkabiliyoruz. Ayrıca geniş. İki taraflı geniş camlar kullanılmış ki evet. İçerisi aydınlık ve ferah. Gayet aydınlık.
Şuradan terasımıza çıkalım. Terasımızda tahminim... Nilay yaklaşık olarak evet. 2.40'a 7 metre civarı bir teras alanımız güzel, var. Yeterli burada. Bir teras alanı. Evet. Burada da güzel bir portakal ağacı görüyorum. Evet, tam da mevsimi artık yavaş yavaş evet, başladı. Evet. Yalnız palmiye gerçekten şuradan güneşin vuruşu. Bir de palmiyenin altına da ışıklandırma koymuşlar. Evet. Gece gerçekten keyifli. Muhteşem. Nilay, terastan asıl palmiyeyi oradan göreceğiz evet, bence. Tamam, çıktığımızda göreceğiz. Evet. O zaman içeri geçelim. Mutfağı da bir gösterelim. Evet. Evet, sol tarafta girişte mutfaktan bahsetmiştik. Evet, Nilay. Evet, U dönen bir mutfağımız var. Kapalı mutfak tercih edilmiş. Oldukça fazla da dolaplama alanı var. Var. Mevcut burada hepsi. Ankastrelerimizin yerleri evet. Hazırlanmış. Sularımız da akıyor. Evet, ankastreler için yerler bırakılmış. Antrasit ağırlıklı, beyaz ve antrasit ağırlıklı bir binadayız. Evet, kapılarda beyaz, yer zeminlerinde, dolaplarda da antrasiti görüyoruz ama daha farklı bir dokusu var. Güzel görünüyor. Evet, şık. Evet. Peki. Ve çalışırken dışarıyı seyrediyorsunuz mutfaktan. Hı-hı. Karşınızda limon ağaçları, duvara karşı çalışmak da vardı. Ama böylesi çok daha keyifli olmuş bence. Doğru. Evet, üst kata çıkalım. Şimdi burası... Triplex, 3 katlı. Triplex, evet. Tamam. Şimdi ikinci kata çıkıyoruz. Merdivenlerde mermer uygulama devam ediyor. Daha aydınlatmalarımız var. Bu da koridor olan evet. Merdiven olan. Evet, merdivenlerimizi oldukça aydınlık göstermiş. Evet. Şimdi bu katta 3 tane odamız var. 3 odamız var. Evet. Bir odamız ebeveyn banyolu. Evet. 2 odamız ortak banyolu alayı kullanacaklar. Tamam. O zaman hemen merdivenin karşısında bir odamız var. En küçük odamız olabilir mi? Muhtemelen en küçüğü ama yine 11 metrekareler civarında tamam. Bir odadan bahsediyoruz. Yukarıda ahşaba veya geçilmemiş seramikte devam etmişler. Evet. Havuz aydınlatma yine devam ediyor aynı şekilde. Evet. Tamam, şimdi diğer odalara bakalım. Evet, burada ikinci bir odamız. Evet, diğer odamız burada. Evet. Bunun önünde balkon görüyorum. Evimizin zaten ön cephesi. Evet, ön cephesi. Önde de bir balkonumuz var. Evet. Bu oda biraz daha büyük evet. Diğerine göre sanırım 15 evet. Metrekare civarında. Evet. Bu iki oda için burada bir evet. Genel banyomuz var. Evet, duş kabinimiz evet. Geniş. Geniş, şık, dekore edilmiş. Çamaşır makinesi bu banyoda düşünülmüş. Evet. Ve sanırım... Burası ebeveyn banyomuz. Evet, ebeveyn odamız. Nilay, bu yine batı tarafına bakan camdayız. Evet, evimizin önce. Evet. Portakal elimizde. Ağacıyla palmiyeyi buradan görebiliyoruz. Buradan da görürüz, devam edeceğiz. Ebeveyn banyomuz bu odada. Evet. Bütün evimizde elektrikli hı-hı. Panjurlar. Evet, onlar da antresit. Evet, ve demiş. Sineklikler takılı durumda. Tüm sineklikler takılı. Evet, takılı durumda. Evet, Ferah. Evet, geniş. Banyosu da burada. Ebeveyn evet. Banyomuz. Evet. Işıkları kapatıyorum. Kapatalım, tasar. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Evet, terasımıza çıkıyoruz. Aşağıda salonumuz, mutfağımız, bu katta ebeveyn banyosu olan 3 tane odamız. Ve genel teras katımız sürpriz. Ve şu anda da triplex olduğu için en üst kata çıkıyorum. Evet. Teras odası. Geldik en üst kata. Evet. Teras odaları keyifli olur genelde. Ben burayı çok sevdim. Daha hani senden önce ben bir dolaştım. Hı-hı. Senden önce bir evet. Gördüm. Bu villamızın en çok sevdiğim, keyif aldığım, ince bir düşüncenin ürünü bir artı bir dairedeyiz sanki. Ya teras odaları her zaman keyiflidir zaten. Şimdi burada da ekstra bir tekrar ikinci mutfak uygulaması var ki. Önümüzde geniş bir teras var. Evet. Tabii güzel düşünülmüş. Bir de şu şekilde çıkım eğilini güzel düşünmüşler. Dolabı, aşağıdaki dolabın aynısını buraya uygulamışlar. Yani burada ister çocuklu... ebeveynler, hı-hı. Misafirler evet. Rahatlıkla bütün ihtiyaçlarını bu katımızda, bu terasımızda karşılayabilir. Kesinlikle. Evet. Yani. Şimdi burada da bir banyo görüyorum. Evet. Bu aynen. Burada da geniş, daha geniş bir banyo var hatta bu katta. Ve şurada burada bir yatak odamız evet. Var. Evet. Bunun da burada bir balkonu var. Evet. Burası arka tarafa. Aynı geçtik arka tarafa evet, bakıyoruz. Aynı zamanda doğu sabah güneşini bu camdan, bu balkondan hı-hı. Göreceğiz. Bakın burada bir de balkonumuz var. Evet, onu da gösterdim. Evet, şimdi bu katta
En güzel kısım sanırım teras. Evet, muhteşem. Burayı çok beğeneceksin. Güzel büyüklükte bir teras var önünde. Buradan da çıkalım. Palmiye dediğiniz gibi buraya kadar gelmiş. Evet. Palmiyeyi tırmandık, en üstündeyiz. Evet. Şapkanın tepesine geldik. Zaten şuradan güneşin vuruşu falan şu an palmiyenin arasından geliyor bana doğru. Çok güzel. Evet. Güzel bir teras burası. Ve geniş. Bir şey fark ettim, onu göstermem lazım. Burası ikiz bir yapı. Ama gördüğüm kadarıyla iki binanın tuğlaları ayrı evet, ayrı örülmüş. Tamamen ayrı örülmüş. Evet, yani tek bir tuğla örülerek bölünmemiş. Evet. Her villamız evet, için, ikiz villamız için ayrı duvar örülmüş. Yani birleşik gitmemiş, tamamen evet, ayrı örmüşler. Bu yalıtım anlamında tabii. Yalıtım anlamında, ses yalıtımı, ısı yalıtımı. İkiz yapı olaraktan baktığımızda. Evet, Nilay aynı evet, zamanda çatıda çift izolasyon kullanılmış. Evet, bunlar tabii önemli. Evet. Çatılar, sonuçta burası müstakil bir yapı. Bahçesinden çatısına size ait. Evet. Tabii ki bunlar önemli detaylar. Yüksel, eğer anne babasıyla yaşayan gençlik yıllarımda olsaydım bu katı kimseye vermezdim. Ben de vermezdim. Teras falan çok keyifli. Çok zaten, keyifli. Yani buraya düz böyle hayal edelim, burada işte salıncak, belki işte koltuk takımı falan. Barbekü koyabilirsiniz. Zaten banyom var, salonum var, yatak evet, odam var. Akşamları barbekü yaparken güneşin batışını seyretmek istemez misin burada? İsteriz. Her zaman çok güzel. Çok olur, keyifli. Oldukça da dedim geniş evet, bir alandayız. Her türlü kullanıma da uygun burası. Uygun. Peki. Şimdi villamızı son katına da geldik, bitirdik. Aşağı inmeden önce çok az da isterseniz şöyle güzel Urla Çamlıçay'dayız biz ama evet, güzel bahçeye çok yakınız. Yani şehir merkezine. 1,5 kilometre sonra evet, güzel bahçedeyiz. Dolayısıyla evet, biz güzel bahçeyi daha fazla kullanacağız evet, gibi kullanacak, görünüyor. Muhtemelen evet, çevre yoluna çok yakın. Sanırım 1 kilometre sonra evet, çevre yoluna gireceğiz. Sahile çok yakın. 150 hatta metre. Hatta bu arada kızım zaten direkt bizi bırakıp sahile yürümeye gitti. Ettiler bizi. Aynen. Videonun başında merhaba deyip kaçtı. Kaçtılar. Ojivan sahilde yürüyor. Keyfini çıkarıyor. Hava da çok güzel çünkü. Evet. Dediğimiz gibi sahile çok yakınız. Devamında balıkçı barınağı, çok fazla restoran, kafeler var. Evet. Bütün alışveriş merkezleri orada. Evet. Bölgede de zaten genelde villa ağırlıklı bir yaşam var. Balık halimiz de var burada. Evet, evet, balık halimiz de var. Güzel bahçenin de güzel bir... bölgesindeyiz, villa evet, alanındayız. Evet. Burası evet, daha ziyade villa yaşamına uygun olarak evet, tasarlanmış Anayola bölgedeyiz. Anayola çok yakınız. Ulaşım imkanlarımız çok rahat. İzmir, Güzelbahçe, Urla istikameti hemen çok önümüzden geçiyor anayolumuz. Kesinlikle. Keyifli bir villa. Güzel bir imalat olmuş. İkiz olmasına rağmen hiç hissetmedim ikizi ben içeride gezerken. En çok da şuradaki güneşin palmiyeyle birlikte vuruşuna bu terası çok beğendim. Keyifli. Yeni sahibine hayırlı olsun diyelim o zaman. Evet. Şimdiden. İstersen yavaş yavaş aşağıya geçelim. Hadi buyurun Nilay. Çıkalım. Evet Yüksel. Güzel bir ev daha gezdik. Villa triplex daha gezdik. Villa gezdik evet. Evet triplex bir 3 katlı bir 4 oda 2 salon bir villa gezdik. Sakin, sessiz, huzurlu bir ortamdayız her evet, zamanki gibi. Ulaşıma yakın, hı hı, sosyal yaşama yakın. Evet kesinlikle çok avantajlı bir konumda villamız. Peki bir villa daha gezdik, bitirdik. Bu ve bunun gibi villaları gezmeye devam edeceğiz, çekmeye devam edeceğiz. Siz de bizim gibi bu videoları beğeniyorsanız eğer abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Ben Nilay Cihan. Ben Yüksel Sevim. Epa İnci Urla. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evinize giden yolda buluşmak üzere. Bize şöyle diyor. Sola git, sağa git. İstersen kaçalım mı? Ya sola gidelim. Evet gözlüğümü takıyorum. Takalım gözlükler. Bana bir gülme geldi. Geçmiyor. Evet. Ne yapıyorsun Nilay?